Şimdi derin devlet meselesi bence siyasi gelişmeleri açıklamak bakımından yeterli bir formül değil. Hatta her şeyi bir kuklalar oyununa çevirdiği için sosyal ve siyasal çatışkılar içerisinde şekillenen gidişatı anlaşılmaz hale de getirebilir bazen. Ancak bu sürecin içerisinde herkes var. Yani sonuçta sermaye var, siyaset dünyası var, toplumun kendisi var, yerel ve uluslararası güçler var. İster istemez tabii ki mevcut iktidarın propaganda makinesi kadar istihbarat mekanizmaları da ve her iki kesimin bazen müştereken dayandığı sermaye çevreleri de var. Bunların toplamı içinden bakmamız lazım. Önce böyle söyleyeyim. Ben bunu Türkiye'de siyaset nasıl yapılıyorsa öyle devam ediyor diye özetleyebilirim. Burada bir muamma aramaya gerek yok. Çünkü Meral Akşener bütün bunları yapabileceğini programında ve perspektifinde bu davranışların bulunduğunu çokça ifade etti bugüne kadar. Ancak İyi Parti'nin çelişkili tabiatı dolayısıyla bazen ileri, bazen geri, bazen öne, bazen arkaya savrularak bu geliştirdi. Evet, Meral Akşener yanlış hamleler yapmaya sürükledi ve sonuçta bir nevi intihar sayabileceğimiz bir hamlede bulundu. Bunu mesela böyle bir hamle, bir derin devlet hamlesi olamaz. Bu kendi iç çelişkileri altında bunalmış bir liderin attığı yanlış bir adım olarak açıklanabilirdi. Ancak şöyle söyleyebilirim, bu yanlış adımla birlikte aslında altılı masanın bir demokrasi dinamiği yaratabilme kapasitesi de ortaya çıktı. Çünkü bu çok açıkça görünen, son tahlilde diktatörlüğün hesabına yazan bu hamleye karşı hem İyi Parti'nin içerisinde pek çok dinamik harekete geçti, hem de Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı etrafında duragan olan zemin hareketlendi ve burada Kılıçdaroğlu'nun ikili kimliği, yani Kürt ve Alevi olması, öte yandan büyük sermaye çevreleriyle çatışma vaadi ve halkın olanı halka iade etme vaadi dolayısıyla onun etrafında bir sinerji oluşmuştu. Ben kendi payıma bu sinerjinin devamı halinde hem Halkların Demokratik Partisi'nin temsil ettiği kesimler başta Kürt halkı olmak üzere hem de Türkiye demokrasisi açısından yeni bir sinerjinin geniş nispeten gevşek beşli masa önderliğinde düzen tarafı giden ama öte yandan bu dönüşümden büyük fayda uman kesimlerin de bundan daha uzakta fakat aynı hat üzerinde çalkalandıkları yeni bir dönem açılabilmesi mümkündü. Ben Cumhuriyet Halk Partisi liderliğinin ve geriye kalan beş partinin bu konuda tam bir görüş birliği ve karar birliği içerisinde hareket etmeleri halinde bambaşka bir istikamete, yani şu manada bambaşka bir istikamete, bir daha köklü bir rejim değişikliği istikametine doğru seyredebileceğini durumun düşünüyordum. Bizim için hayırlı olabilecek olan şey buydu. Şimdi daha kötü bir biçimde şey olmuş, birbirine düşmüş ve kendi dinamiklerini, halktaki değişim hevesi nispeten aldığı duygusuyla ya da sezgisiyle hareket edebilecek cüreti buldu kendinde. Çünkü bunca hakaretten sonra artık kötü bir lider olduğu bu düzeyde ortaya çıkmış olan Meral Akşener'in alaya bala ile karşılandığı ve insanların irkilmesine yol açan yeni bir tablo doğdu. Biz bu durumun hoş olduğunda her şeyden önce anlaşabiliriz. Fakat tabii ki partilerin
iç işlerine karışmak söz konusu olmaz ama doğan neticeye baktığımızda şimdi düşünün Cumhurbaşkanı adayı istiskal edilmiş olan bir partinin iki belediye başkanı kendisini masaya kayyum ilan etmiş olan Meral Akşener'in tavsiyesiyle Cumhurbaşkanı adayı olarak seçime giriyor. Peki o zaman kendilerinin Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olabileceğini ümit etmiş olan masadaki diğerleri ne olacak? Bunların hepsine yani sonuçta bir kere bir aksamaya başladığı zaman zincirleme aksaklıklar devam ediyor ve burada bir yamalarla sürdürülmeye çalışılan bir mutabakat görüyoruz. Yani daha önce 10 kuvvetindeyse atıyorum bir değişim dinamiği olma kudreti altılı masanın yani 5'in altına düşmediyse de işte o civarda duruyor. Bunlar hiçbiri hayırlı olmadı. Hiçbir zaman bizim halk iktidarımızdan başka hiçbir şeyin Türkiye'ye barış ve özgürlük getireceğini düşünmüyoruz. Burada anlaşalım. Buradan şu ucu atlayamayız. Of ya iyi oldu Meral Akşener, iyi ki böyle yaptı. Çünkü önümüz açılacaktı, şimdi önümüz kapandı. Şöyle bakmamız lazım. Diktatörlük karşısındaki kuvvetlerin dizilişine bakmamız lazım. Altılı Masa halen diktatörlük karşısındaki bir kuvvettir ama onun yerine güçlü bir demokratik dönüşüm iradesi ortaya çıkarabilecek bir dinamik olma gücü örselenmiştir. Dolayısıyla daha dezavantajlı koşullarda seçime gidiyoruz. Bizim bu seçimlerden beklediğimiz, seçimlerden bir kurtuluş hükümeti, selamet hükümeti doğması değil. O selamet hükümeti biz içinde değilsek olmayacaktır. Kendi dışımızda nasıl bir selamet umalım? Şu an Türkiye'de üç tane kuvvet var. Üç kuvvet merkezi var. Başını Halkların Demokratik Partisi'nin çektiği Emek ve Özgürlük İttifakı, başını Cumhuriyet Halk Partisi'nin çektiği Millet İttifakı, başını Adalet ve Kalkınma Partisi'nin çektiği Cumhur İttifakı. Bunlar arasındaki mücadelede sonuçta seçimi Millet İttifakı'nın kazanmış olması halinde bizim için doğacak olan netice faşizme doğru diktatörlüğün devamı için çaba göstermeye devam eden, faşizmin kurumsallaşması için çaba göstermeye devam eden Cumhur İttifakı'nın iktidardan indirilmesi birincil meseledir. Bu açıdan diğer iki ittifakın rolleri değişmez. Bu Cumhur İttifakı'nın iktidarına son verme açısından her ikisi de hareket edeceklerdir. Fakat bununla kalmıyor. Onların iktidardan inmesi bir imkandır. Peki neyle ikame edilecektir? O zaman işte demin söylediğim daha güçlü bir demokratik dalga üzerinde cereyan edecek olursa süreç değişim imkanı daha güçlü bir demokratik değişim imkanı doğabilir ama hiçbir zaman bizim kurucu iradesi, kurucu bir parçası olmadığımız herhangi bir hükümetin bir selamet hükümeti olması söz konusu olamaz. O açıdan baktığımızda bizim için daha elverişli koşullarda yeni bir mücadele dönemi Cumhur İttifakı. Şimdi bu avantajların bir bölümü saf dışı etme stratejik hedefi bizim açımızdan yerli yerinde duruyor olmalı. Burada bir çocukça heves bu krizin ne diyelim giderilmesi bakımından hiçbir işe yaramaz. Bu çerçevede Cumhur İttifakı'nı ortadan kaldırma. Bunun yerine
yeni bir dönüşüm imkanı açma iradesi sabit kalmalıdır benim düşünceme göre. Şimdi tabii ki bu konuda biz her şeyden önce Halkların Demokratik Partisi olarak partimiz bizimle hakkında buluşmuş olan güçlere güvenmeliyiz. Fakat unutmayalım ki bunlar birer seçim ittifakı. Seçimlere özgüdür. Bunlar stratejik sosyal ittifaklar halini almamıştır. Diğer kümeler açısından da bu böyledir. O nedenle siyaset ile tarih ve sosyolojiyi birbirine karıştırmamamız lazım. Bizim için bir dönüşüm imkanı, bizim üçüncü kutup ya da üçüncü yol dediğimiz stratejik hedefe, yani Türkiye'nin bütün ezilenlerini ve bütün dışlanan radikal demokratik bir dönüşüm, bir sosyal cumhuriyet hedefini gözeten bir ittifak bizim tarihsel çıkarımızdır. Öyle baktığımız zaman bu henüz oluşma halindedir. Henüz oy potansiyeli olarak nüfusun %15'ini ifade eder. Oysa bu büyük çaplı değişimler çok daha geniş bir konsensusu gerektirir. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama bizim bu genişliğe ulaşmamız bakımından şimdiki baskı rejimini ve yozlaşmış bu sosyal ilişkiler düzenini değiştirme ihtimalinin doğmuş olması önemli olacaktır. Şu an Türkiye'de 3 ittifak var. Cumhur İttifakı başında AKP'nin olduğu, Millet İttifakı başında Cumhuriyet Halk Partisi'nin olduğu ve gene ağırlık merkezinde Halkların Demokratik Partisi'nin bulunduğu Emek ve Özgürlük İttifakı. Fakat bu ittifakların birer seçim ittifakı olduğu hakikatinden sapmayalım. Bunlar seçim ittifakıdır. Seçim için kuruldular. Oysa düzen değişikliği, düzenin müdafası, faşizm kurmak ya faşizm etmek ki ve demokratik ki ve sosyal bir cumhuriyet için mücadele daha çok tarihsel ittifaklar gerektirir. O çerçeveden baktığımızda bugünkü mücadele çerçevesinde Cumhur İttifakı'nın iktidardan inmesi faşizmin kurumsallaşması bakımından bir faşizm ve gericilik güçleri açısından bir yenilgi olacağı için biz bu yenilginin sağlanması çerçevesinde dolaylı ve dolaysız müttefiklerimizle birlikte hareket ediyoruz. Seçimde de dolayısıyla Cumhur İttifakı karşısındaki bütün güçleri birer müttefik olarak görüyoruz. Ancak ister Millet İttifakı, ister Emek ve Özgürlük İttifakı olsun, henüz bizim sözünü ettiğimiz büyük çaplı demokratik cumhuriyet, demokratik ve sosyal cumhuriyet yönündeki değişimler bakımından yeterli olmayabilir. Çünkü Cumhur İttifakı'nın bileşimine bak bu sebep. Onlar da daha sınırlı bir demokratizm görüyor. Yani Mansur Yavaş'ın HDP'ye karşı İmamoğlu'nun da radikal sol muhalefete karşı bazı meziyetleri olduğunu düşünüyor. Bunlara inanıyor ve dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nu bunlarla kuşatmak. Yani nispeten daha sağdaki duyarlılıkların hükümette güvenceli yerlere kavuşması açısından aslında tamamen de belki öyle olmayan belediye başkanlarının da kötülüğüne yol açarak böyle bir dayatmada bulunuyor. Tarihte herhalde ilk defa böyle bir şey görmüyorduk.